Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere baya bir yağmur yağıyor. Şöyle aşağıyı çekmek istiyorum. Aşağıda sular birikmeye başladı. Yani inşallah buraya da o felaket gelmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baya şiddetli bir yağmur yağıyor. Bir azalıyor, bir çoğalıyor. Valla doğal afet her yerde. Viyana falan da su altında. Salzburg, Hallein su altında, Gmunden su altında. Burada çok şükür şu anda bir şey yok ama bayağı yağıyor yani. İnşallah, bilmiyorum, Allah herkesi korusun. Gerçekten az önce öyle bir konuştuk Zehra ve annemle. Önceden yağmur başladığı zaman eyvah dolu yağacak deyip arabaları garaja çekiyorduk. Şimdi eyvah sel basacak deyip arabaları garajdan çıkarıyoruz. Yani gerçekten hani kıyamet alametleri derler ya, bilmiyorum yani, Allah sonumuzu hayır etsin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Doğal afetler çoğalıyor. Her yerde bir felaket gerçekten. Dubai'de de başka bir şey olmuş. Yani bilmiyorum. Böyle. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım ama öyle amşam bir kahvaltı olmayacak. Sadece tost, yumurta olacak. Çünkü evde fazla bir şey yok. Biliyorsunuz ki alışveriş yapmıyoruz ve bugün günlerden pazar. Ve Allah nasip ederse bugün işlerimi bitirmeye çalışacağım. Çünkü evi toparlayamıyorum. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, evi bir türlü toparlayamıyorum. Bu çamaşırlar, oradaki dağınıklık vesaire kalkmadığı sürece toparlanmayacak gibi de. O yüzden birazdan Özgür aşağı kelleye inecek. Bavulumuz var mı diye bakacak. Yoksa da ufak aksiyon poşetlerine falan koyacağız. O yüzden bavul almadım açık söylemek. Yani o yüzden odayı falan toparlamamız lazım. Yanımıza alacaklarımızı falan ayırmam lazım bugün. Bugün bayağı bir işim var yani, anlayacağınız. Çünkü dediğim gibi o dağınıklık odadan kalkmadığı sürece hiçbir şekilde toparlanamıyorum. Ben şimdi ne yaptım? Yumurta koydum. Şimdi sucuklu tost falan yapacağım. O sırada biz dün alışverişe çıktık. Birkaç bir şeyler aldık. Yazlık Primark'tan çocuklara kıyafet, kendime aldığım elbise ve şortu geri götürdüm. Kendime birkaç bir şey aldım. Onları sizlerle paylaşayım. Ondan sonra tekrar burada görüşelim. Bugün günlerden cumartesi. Biz alışverişe gittik. Evet, artık alışveriş videolarından bıktınız ama alışverişe gittik. Birkaç bir şeyler aldık Primark'tan. İlk öncelikle size demiştim zaten elbiseyle şortu geri vereceğim diye. Elbiseyle şortu geri verdim. Başka bir şeyler aldık. Hem çocuklara hem kendime iki tane şort aldım. Şöyle hemen göstereyim size. Mete'ye şöyle bir tane, bu arada tam göremiyorsunuz sanırım. Şöyle bir tane tişört aldım. Hatta şöyle çıkartayım hemen. Şöyle şu renkte, çok hoşuma gitti rengi, bir tişört aldık. Üzerinde de Cool Dude yazıyor. Şöyle. Ondan sonra bir tane power bank aldık. Ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun diye bir tane daha power bank aldım. Ondan sonrasında şöyle Oğuzhan bir tane tişört aldı kendine. Bunlar indirimdeydi. Fiyatı hemen bakayım. 3 euroymuş arkadaşlar. Şöyle bir tane tişört. Ondan sonra ben kendime mayom yoktu. O yüzden mayo aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar set halinde değil. Kendiniz set yapıyorsunuz. Şöyle üst ve altı 2,5 eurodan şey yapıyorlar. Şöyle bir tane aldım, bir tane de düz siyah aldım o şekilde takım olarak. Ondan sonra şöyle bir adet şort aldım kendime. Bunlar da indirimdeydi. Benim aldığım şort yoktu. O yüzden bunlardan aldım ve bedenleri çok farklı. Yani inşallah olur. Bir daha geri götürüp değiştirmek istemiyorum. Bilmiyorum çok. Yani aynı şortların bedenleri hep farklı farklıydı. Şöyle bir tane daha aldım. Şu renkte. Bir tane daha aldım galiba, değil mi Özgür? 3 tane aldım galiba. Bilmiyorum. Şimdi sen zaten. Sonra tırnak aldım kendime. Benim tırnaklarımı soruyorsunuz. Ben tırnakları Primark'tan alıyorum ve gerçekten bu aralar devamlı takmaya çalışıyorum. Ki tırnaklarım düzelmeye başladı. Şöyle bir tane kırmızı rengini aldım. Bunların fiyatları 1,5 euro. Bunu da Metehan beğendi.
Anne bunu alsana dedi. O yüzden şöyle bir tane ombre, mor ombre şeklinde aldım. Yani evet bu şekilde. Hemen sonra bir poşetim daha var. Şöyle üçlü bir tane makyajlarım için ve diş fırçalarımız için şöyle üçlü bir tane gördüm. Bunun fiyatı 6 euroydu. Şöyle bir tane büyük çantası var. Böyle rengarenk. Ondan sonra şöyle bir tane şeffaf ufak çantası var. Bir tane de çok ufak bir çantası var. Böyle üçlü şekilde bunu aldım. Daha sonrasında dediğim gibi siyahlı alt üst aldım bir tane. Şöyle şu şekilde. Daha sonrasında bunu Özgür çok beğendi. Mete'ye şöyle bir tane gömlek aldık. Yani bunu dediğim gibi Özgür çok beğendi, aldı. Daha sonrasında ben erkek bölümünden bu tişörtü beğendim. Kendime aldım. Tabii ki de Oğuzhan da aynısını aldı. Oğuzhan'la bir örnek giyiyoruz devamlı. Şöyle bir tane Mickey Mouse'lu şortların üzerine giyerim diye bir tane şöyle aldım. Bir tane de dediğim gibi gördüğünüz gibi Oğuzhan aldı. Ondan sonra başka ne aldım? Oğuzhan bir tane kulaklık aldı kendine. Bu arada ışık çok mu yansıyor anlamadım. Rengini göremiyorsunuz şu anda. Böyle turkuaz renkli bir tane kulaklık aldı. Benim. Dur annem onları bırak. Benim nerede? Burada annem, burada. Ha. Ondan sonra Oğuzhan şöyle bir neon renkli tişört aldı. Ha. Ondan sonra Mete'ye şöyle bir tane kot şort aldım. Ben onu satmak istiyorum. Evet annem. Daha sonrasında tekrar Mete'ye şöyle tişört aldım. Ben istiyorum. Ondan sonra bir tane yastık aldık. Tekrar neden diyeceksiniz? Çünkü Mete'nin öteki yastığı maalesef ki halletmiş. O yüzden Mete. Burada dursun annem o şimdi. Ondan sonra bir tane daha tişört o sana. O sana değil. Ve bir tane daha şort Mete'ye. Onun dışında Özgür şöyle bir tane kablo aldı. Arabada şarj edebilmesi için. Yani böyle bir de su çıktı. Primark alışverişi bu şekilde. Onun dışında ben şeye girdim. DM'den araba için cam temizleyicisi aldım. Yarın Özgür arabayı temizleyecek. Onun dışında şunları aldım. Çünkü benim buradaki zaten halloldu. Bir tanesini Türkiye'ye götüreceğim. Bir tanesini burada bırakacağım. Makyaj pamuğu mu deniyor? Blender'ı mı deniyor? Artık Beauty Blender işte. DM'in. Ondan sonra benim kaşlarım bu aralar dökülmeye başladı. Aslında hiç beceremem. Ama sadece denemek için aldım. Fiyatı 3 euroydu. Şöyle bir tane kirpik aldım kendime. Bakalım eğer takabilirsem takacağım. Ondan sonra bir de şeyi aldım. Fondöten aldım. Başka bir şey de almadım zaten. Yani başka bir şey aldım pardon. 2 tane de kaş kalemi aldım. Çünkü kaş kalemlerim maalesef ki çok çabuk bitiyor. Ben çok seviyorum o kaş kalemlerini ama maalesef dediğim gibi çok çabuk bitiyor. Onun dışında kömürlerimizi aldık. Ondan sonra başka ne aldık? Yani böyle alışverişimiz anlayacağınız tamamlandı. İçerisini görmeyin. İçerisi var ya karman çorman. Yani gerçekten artık ben bile düşünmeye başladım. Hani yazıyorsunuz ya işte onca eşyayı nasıl sığdıracaksınız gibi. Artık ben de düşünüyorum onca eşyayı nasıl sığdıracağız diye. Ama bir şekilde sığdıracağız. Yani göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ama bir şekilde sığacak yani. Bunun artık kaçışı dediğim gibi yok. Başka bir şey alınacak da kalmadı artık zaten. Annem. Ben bu istiyorum. Bu istiyorum. Tamam. Böyle. Dur. Teker teker göstereyim. Bir tanesi böyle
turkuaz, yeşili. O benim. Evet, bu senin. Bir tanesi böyle sarı. Benim. Evet, bu da senin. Üç tane. İki tane. Evet. Evet. Bakalım bu kot inşallah olur sana Mete. Bunları ayıklamam lazım. Bak bende var. Evet. Nasıl? Bu abinin mi? Evet canlar, biz kahvaltımızı ettik. Metehan da şimdi robotuyla oynuyor. Robotuna dans ettiriyor, değil mi? Nerede kal? Hadi et. Dur, bu yana. Azıcık bu yana. Ha, bak. Ha, geri gidiyor. Dans ettirsene. Ne diyecektim bugün? Özgür normalde arabayı temizleyecekti. Ondan sonra sabah yağmur yağınca görünce dedi ki neyse garaja sokarım arabayı dedi. Orada temizlerim araba yoksa dedi. Ama garajın orası komple su şu anda. Yani bilmiyorum. Şu anda durdu gerçi. Ama yine de belli olmaz. Evet arkadaşlar, bizim aşağıda şeyi yapmaya çalışıyorlar. Açmışlar mı? Bakayım ya. O süsten şanşa. Bak bakalım. Gördün mü? Aa. Orası su topladı diye gösterdim ya size. Aşağıdaki komşuyla yukarıdaki komşu orayı açtılar. Şimdi Özgür de kele indi. Özgür, bundan bir tane daha yok muydu? Şöyle bir tane bavul. Bir tane de şu ufak bavulu var. Şimdi bir odaya gidelim. Bakalım, böyle lazım bize. Küçük alacağım. Küçük alacağım. Sen nereye gidiyorsun? Tatile mi? Evet. Bir odaya gidelim bakalım. Çünkü orası çok karma karışık şu anda. Ve şöyle göstereyim size. Allah, burayı ne yapmışlar? Şimdi Özgür bütün eşyaları buraya getiriyor. Burada bir daha hepsini ayıracağız. Ne var ne yok. Güzelce torbalayacağız. Çünkü karıştı yani. Onu aldık, bunu aldık, üstüne attık. Karıştı bayağı bir. Evet, gördüğünüz gibi. Baba verdi abimdeki. Şimdi şöyle bir yakına alayım sizi. Burada ne var ne yok bir görelim. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. To wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can
We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Evet arkadaşlar, biz arabayı şu an hazırlıyoruz. İşte araba hazırlanıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Özgür'e kalsa bu eşyaları, bu lastiği direkt arkaya koyacaktı çocukların altına. Daha bavul gelecek. Ya ben hepsini buraya sokarım. Ha. Evet. Sen hiç üzülme. Ne iddiasına giriyorsun? İddia yok. Girmezsin. Ben babamın kızıyım. Bak nasıl yerleştirdim. Daha arkada bir dünya açıklık yerler var. Ben oranın hepsini sıkıştıracağım. Sen üzülme. Olsa. Arkaya oturun bakayım. Evet, arkası bu şekilde. Otur bakayım arkaya. Evet, Özgür bakıyor şu an. Ne yapıyorsun Özgür? Kasislerde sürtecek mi bakalım? Neden sürtecek? Ya arabada yük yok, kasislerde sürtecek mi diyor ya. Anne, araba mı sürter? Arabada yük yok, yük. Ya biz babam neler götürüyordu ya. Ben de götüreceğim de işte artık sürtüyor mu bunu? He, kıymalı. Resmen tekerleğin üstüne çöküyordu arkası otur, biz giderken. Otur. Ona bakar. Sürpriz sıkıntı yapmasa ben daha neler götürürüm de. Kıymasından tut da. Yukarıda bir tek pizzalar, bir de sucuklar kaldı. Benim anahtarlarım? Burada. Yani. A bakalım. Tabii. Fanlar gitti. Şimdi eşyaları hazırlayacağım. Onları da hiç böyle bavul falan yapmayacağım. Şey yapacağım. Siz söyleyin. Ne yapacağım? Bir dakika. İlk önce pizza, sucuklar oraya sığar. Onu kül box yapacağım zaten. Arkaya. Ondan sonra eşyaları hazırlamam gerekiyor. İlk önce nefes nefese kaldım şu anda. Özgür yukarı geldi, diyor ki bana. Ne oldu? Tamam. Özgür yukarı geldi, diyor ki eyvah, araba almayacak. Dedim nasıl almayacak? Lastiği mecbur Mete'nin ayağının altına koyacağım, diyor. Dedim nasıl ya? O kadar eşya yok. İndim. Tık 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 tık. Sen de sürdün. Kimse görmedi, bir şey olmaz. Onları hallettik. Şimdi Özgür diyor ki dolapta daha sucuklar vesaire var. O hiç sıkıntı değil. Çünkü kül boksu Mete'nin altına da alabilirim. O yönden sıkıntı değil. Daha bir dünya yer var. Arkaya doğru, üste doğru daha boşluklar var. Kıyafetleri zaten böyle çanta yapmayacağım. Aksiyon çantalarına yapacağım. Çünkü eğer böyle çanta yaparsam arkaya sığdıramam. O yüzden öyle çantalara yapacağım ki böyle üst katına doğru tam şey olsun. Özgür dolu araba görmemiş. Bizim önceden geldiğimiz arabaları hiç mi görmedi bilmiyorum ama yani bizde babam arabayı yüklediği zaman direkt lastiklerin üstüne biniyordu araba. Direkt sportif oluyordu yani. Neyse şimdi eşyaları da toparlayalım. Ondan sonra bakalım neler olacak. Bu arada nasıl sığdıracaksın? O eşyaların arabaya nasıl girecek diyenlere, gördüğünüz gibi girdi. Evet arkadaşlar, etrafı toparladım. Eşyaları ayırdım. Poşetledim ama Özgür geldikten sonra bilmiyorum. Hani bavula mı koysak, şey mi yapsak, arabanın durumuna bakmam lazım ilk önce. Ona göre şey yapacağım. Onun dışında hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Instagram'da
iki paylaşımda bulundum. Herkes benim kadar heyecanlı. Yani sizle birlikte biz de heyecanlanıyoruz. Mutlaka Sıla yolunu çek. Giderken yolunuzu çek. Mutlaka bir vlog bekliyoruz falan diyenler var. İnşallah Allah nasip kısmet ederse çekeceğim arkadaşlar. Allah herkese sağ salim gidip gelmek nasip etsin. Gerçekten çok büyük bir heyecan. Yani Sıla yolu hazırlıkları full gaz devam ediyor. Son şeye girdik artık. Oydu buydu şuydu falan derken şaka maka gün gelip çatmak üzere, az kaldı. Bu arada Instagram'dan da çok sordunuz, buradan da soruyorsunuz. Söylemiştim halbuki ama hemen şöyle tekrar bir söyleyeyim. Ne zaman çıkıyoruz? Allah nasip kısmet ederse Salı gecesi Avusturya'dan yolculuğumuz başlıyor. Yani bu vlogu bugün pazar. Eğer bugüne yetiştiremezsem yarın izleyeceksiniz. Ondan sonra yarın da vlog çekerim. Ve yarınki vlogdan sonra, yani Salı günü vlog gelirse, biz o gün Allah nasip ederse yola çıkmış olacağız. Yani böyle, şimdi ben yemek yapacağım ilk önce. Ondan sonra da böyle bir şeyler hazırlayacağım. Yaprak saracağım vesaire Sıla yolu için. Onları hazırlayıp aradan çıkarmak istiyorum. Salı günü bir tek pişiririm. Bir daha şey yaparım. Onlarla uğraşmak istemiyorum çünkü. Bir daha Salı günü çünkü ortalığı güzelce süpürürüm, silerim. Kapımızı kapatır çıkarız Allah nasip ederse. Dediğim gibi. Vallahi yani bu heyecanı diyorum ya. Gurbetçiler en iyi anlar. Türkiye'dekiler dört gözle bekliyor. Ondan sonra burada biz kendimiz heyecan yapıyoruz. Gidemeyenler de hiç üzülmesin. İnşallah seneye sizlere de gitmek nasip olur. Biz de geçen sene gidemedik bu pandemi yüzünden. Yani her şeyimiz hazırdı. Gitmeye niyetlendik. Oydu buydu. Sonra bu pandemi çıktı. Sonra burada işte dediler, eğer izne veya tatile vesaire giderseniz işte işten atma şeyi bile vardı. O yüzden çoğu insan Almanya olsun, Belçika olsun, Hollanda olsun vesaire çoğu ülkelerden maalesef ki insanlarımız gidemedi. Ama bu sene gördüğünüz üzere herkes akın ediyor. Gidebilenler gidiyor, gidemeyenler. Sağlık olsun, her şeyde vardır bir hayır. Lütfen üzülmeyin. Sizlerle bol bol Türkiye'de de Allah nasip ederse vloglar çekeceğim. Bu arada sevgili Kübra, soyadını hatırlamıyorum şimdi ama beni izliyorsa hangi Kübra'yı söylediğimi biliyordur. Bandırma'da oturuyor kendisi ve beni çok sıkı takip ediyor biliyorum. Her çünkü videomun altına sağ olsun yorum yazıyor. İnşallah görüşmek nasip olur falan yazmış. Kübra'cığım ben Türkiye'ye geldiğim zaman inşallah seninle görüşürüz. Instagram'ın varsa bana Instagram'dan yaz. Yani tabii ki de bu isteğini geri çevirmek olmaz benim açımdan. Yani ben de çok mutlu olurum. Seni de mutlu edebilirsem ne mutlu bana. Yani tabii ki de görüşmek isterim. Böyle. Onun dışında şimdi dediğim gibi taze fasulye yapacağım. Onları bir ocağa koyayım. Ondan sonra geri kalan şeyleri hazırlayacağım. Sarma içidir vesairedir. Onları hazırlayacağım. Ama dediğim gibi ilk önce şunları bir yapalım. Ondan sonra bu akşam yemeğimiz bir ortadan çıksın. Ondan sonra gerisi kolay zaten. Evet arkadaşlar ben yemeğimi yaptım. Gördüğünüz üzere Özgür makarna yapacak şimdi. O sırada bir de yaprak sardım. Dolaba koydum şu anda. Salı günü pişireceğim onları. Onun dışında kıymamı şey yapacaktım dedim ki normalde içli köfte yapacaktım. Bilmiyorum yapıp yapmamakta kararsızım. Özgür diyor hiç uğraşma yap köfte patates o şekilde koyarız diyor. Çocuklar daha çok şey yapıyor öyle diye. Hadi dedim köftemi yoğurayım dolaba koyayım en azından bir tek kızartması kalır. Kıyma bozulmuş dolapta. Daha yeni aldım yani. Neyse yarın büyük bir ihtimal mecbur olacağız. Çünkü almamız gerekiyor. Onun dışında şöyle yak noodle yaptım. Tatlı. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi zaten hemen ilaç içtim ensemden doğru. Çünkü başımın tutacağını hissediyorum. O yüzden hemen ilaç içtim. İnşallah birazdan geçer. Özgür de burada.
Arabanın arabaya biz dün şey aldık. Size göstermedik onu. Böyle karartmaya mı? Güneşlik gibi arabaya şey yapınca gösteririm zaten size. Onları falan takmış, gayet güzel olmuş. Özgür diyor bayağı iyi oldu diyor. Yani yani araba da yüklendi şaka baka. Yani anneme yolladım, benden önce Mert de yollamış arabaları. Annem ne oluyor diye mesaj attı direkt. Dedim bir şey olmuyor, yola çıkıyoruz falan zannetmiş. Dedim yok, daha Özgür mecbur salıya kadar çalışacak. Evet, heyecan var mı? Yok. Yok. Eşyaları da şimdi kurutmaya şey yaptım, makinenin orasını boşalttım. Onlar da kurusun, ondan sonra eşyaları tekrar Özgür'le birlikte gözden geçireceğim. Çünkü oraya eşya koydum ama o sıra Metehan koca duvarı nasıl görmediyse yine bilmiyorum, ağzıyla duvara toslamış. Bir baktım ağzı burnu kan içinde, ağlayarak geldi. Üst dişlerini, zaten o üst dişlerinden çektiği bilmiyorum yani. O yüzden ne koydum ne koymadım hiçbir fikrim yok şu anda. Onlar da şey olsun. Ondan sonra eşyaları da toparladık mı tamamdır. Bir tane sadece ekstradan kül box çanta, o da hani kül box dediğime bakmayın. Sucuk ve pizzaları koyacağım. O şey yapar. Arkada daha yer var zaten. Normal kül box'u içeri alacağım. İçeceklerin falan olduğu yere. Bir de yiyecekler olacak içeride. Başka bir şey de olmayacak içeride. Var değil mi daha yer bagajda? Var. Yani. O yüzden çok fazla yükümüz yok çok şükür. Yani hani nasıl sığacak, nasıl sığacak, o eşyaları nasıl sığdıracaksınız diyen arkadaşlar gördüğünüz gibi sığdı yani çok şükür. Neyse. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sanıyorum ki yeterince bir şey çekmişimdir. İnşallah. Bakacağım bakalım. Yani bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.